Değerli arkadaşlar hepinize merhaba. Ehliyet Proje kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2021 Kasım Aralık sorularını çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Açıklamalı ve detaylı bir şekilde gideceğiz. Sizden isteğim sınav tarihinize kadar aşağıda hemen ilk yoruma linki bıraktım. Bir önceki ayın soruları ve şu anda da çözmeye devam ettiğimiz 2021 Kasım Aralık soruların olduğu linki lütfen sınav tarihine kadar bol bol çözmeye çalışın. Bu arada siz bu soruları çözerken ben e, hastanede olacağım arkadaşlar. Hani bilen biliyor, bilmeyenler için söyleyeyim. Ben yakın bir zamanda ameliyat geçirdim ve son bir operasyon kaldı. Bunun için tekrar hastaneye gideceğim. Yani siz bu soruları çözerken ben hastanede olacağım ama bir gün içerisinde de taburcu olacağım arkadaşlar. Bu yüzden e, zamanınız varsa hani duada ederseniz gerçekten de çok çok sevinirim diyorum. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Hemen sorulara başlıyorum. İlk yardım sorusuyla başlıyoruz. Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde açık renkli kanı yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir. Atar damar kanamaları, toplar damar kanamaları, kılcal damar kanamaları. Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız ay şıkkı yalnız bir olacaktır. Bakın açık renkli hani hiçbir hiçbir şey bilmiyorsak bile açık renkli olduğundan biz cevabı anlayabiliyorduk değil mi? Yani atar damardan bahsediyor. Fışkırarak kesik kesik köpükle akardı. Açık kırmızıydı. Neden? Çünkü temiz kanı taşırdı. Kısa sürede çok kan kaybedilirdi. En de tehlikelisiydi arkadaşlarım. Toplar damar vücuttan kalbe kirli kanı taşır. Rengi de koyudur. Bakın kirli kanı taşıdığı için rengi koyudur. Sürekli akar. Yayılarak akar kılcal damar ise sızıntı biçiminde hani böyle kıl gibi düşünelim olur mu kıl gibi sızıntı biçiminde en hafif kanamadır kendi kendine de durabilir arkadaşlar geldik ikiye motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir bu soru önemlidir akünün boşalması hava filtresinin kirlenmesi far ampullerinin patlaması motor devir göstergesinin arızalanması Doğru cevabımız A şıkkı akünün boşalması olacaktır. Şimdi arkadaşlar 9 tane yıldızlı not veriyorum. Yani kağıdı kalemi hazırlayın ve bunları not alın olur mu? Bakın birincisi marş yapıldığında marş motoru çalışmayıp kornada çalışmıyorsa Arıza açıktır arkadaşlar. Marşa basıldığında marş motoru çalışmıyor. Ancak korna çalışıyorsa bakın bu sefer korna çalışıyor. Korna çalışıyorsa muhtemel arıza marş motorunun kablo bağlantılarındandır. Üçüncüsü, motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi olur ders sınavda? Akü boşalır dersiniz. Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa o zaman ne olur? Marş dişlisi zarar görür arkadaşlar. Bakın bununla bu söylediklerim çok önemli. Diğer yıldızın notumuz marş durumunda marş dönmüyorsa akü boşalmıştır. Bir diğer yıldızın not marş motoru yavaş dönüyorsa akünün kutup başları gevşemiş veya oksitlenmiştir. Bakın marş motoru yavaş dönüyor değil mi? Yavaş. Yani gevşemiş veya oksitlenmiştir arkadaşlar. Diğer yıldızın notumuz motor çalışmazken akünün görevi nedir? Cevabımız aydınlatma sistemi ve özel alıcıları çalıştırmaktır. Diğer yıldızı not marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem bataryadadır arkadaşlar. Yani batarya zayıflamıştır. Son yıldızı notu söylüyorum. Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak hangisi kontrol edilir? depodaki yakıt seviyesi kontrol edilir. Bu söylediklerim önemliydi. Kağıdı kaleme inşallah alıp yazmışsınızdır. Geldik üçe. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır? Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Şamaşıklara bakalım yaşı, boyu, cinsiyeti, vücut ısısı. Doğru cevabımız D şıkkı vücut ısısı olacaktır. Bakın bir kazazede düşünüyoruz. Biz o kazazedenin durumunu değerlendiriyoruz. Yani yaşam bulguları var mı yok mu onu anlamaya çalışıyoruz değil mi? Bir kişinin yaşam bulgularının var veya yok olması için yaşı, boyu, cinsiyeti bizim için önemli değildir. Ne önemlidir? Vücut ısısı önemlidir arkadaşlar. Geldik dörde. Trafik kazası geçiren kişiler için diyor arkadaşlar verilenler için hangisi söylenebilir? Birincisi canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler. İkincisi kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumsuz yansır. Hangisi söylenebilir? Trafik kazası geçiren kişiler için birincisi doğru ikincisi yanlış. Birincisi yanlış ikincisi doğru. Her ikisi de doğru her ikisi de yanlış. Doğru cevabımız C şıkkı her ikisi de doğru olacaktır. Bakın trafik kazası geçiren kişiler için arkadaşlar tabii ki canına bir zarar gelmemiş olabilir ama psikolojik olarak etkilenmiştir, değil mi arkadaşlar? Ve psikolojik olarak zarar görürler. Tabii ki bu kişiler e, ailelerine ve topluma da tabii ki olumsuz yansır. Yani her ikisi de doğrudur. Geldik 5'e. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabarit sınırlamasının olduğunu bildirir? Dikkatli bakalım. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Bakın genişlik anlamı değil mi? Gabarit sınırlamasının olduğunu bildirir. Bakın A şıkı 7T yazıyor. Yani yükle ağırlığı 7 tondan fazla olan taşıt giremez anlamında. C şıkkı bakın yükseklik gabarit değil mi? Yüksekliği 3,5 metreden fazla olan taşıt giremez anlamında. D şıkkı ise bakın uzunluk be belirtiyor bize. Yani uzunluğu 10 metreden fazla olan taşıt giremez anlamında. Levhalar ile alakalı eksi olanlar ilk yorumda 125 levha sorusu var. Sınavdan önce eksi olanlar mutlaka baksınlar. Yukarıdaki uygulamalar araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması halinde yapılır? Hemen bakalım. Aracın hızı azaltılır. En sağ şeride varsa banket üzerine geçilir. Araç motoru durdurulur ve dörtle az ışıkları yakılır. Hangi uyarı ışığının yanması halinde yapıyoruz arkadaşlar biz bunları? Hadi dikkatli bakalım. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktı değil mi arkadaşlar? Yani hayret lambası yandığını biz bunları yapıyoruz. Aracımızın hızını azaltırız. En sağ şeride geçeriz veya varsa banket üzerinde de geçebiliriz. Araç motorunu durdururuz ve dörtte ilk az ışıklarını yakarız. Peki A şıkkı neydi? Düşük yakıt seviyesiydi. B şıkkı arka sis düğmesi D şıkkı 3 tane o kıvrıla kıvrıla gidiyor. Yani arka cam rezistansı. Hadi geldik 7'ye şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir diye oradaki trafik polisine şöyle dikkatli bakalım arkadaşlar. Yalnız bir, yalnız iki 1 ve 3, 2 ve 4. Doğru cevabımız D şıkkı 2 ve 4 olacaktır. Trafik polisinin kollarına bakıyoruz. Yol sadece kolların gösterdiği yönde trafiğe ışıkları yani 1 ve 3 nolu araçlar geçiş yapabilir ama 2 ve 4 nolu araçlar geçiş yapamaz. Hadi şöyle birazcık daha ayrıntılı işleyelim arkadaşlar. Bakın sol taraftan başlıyoruz. 1 ve 3 nolu araçlar geçebiliyor ama 2 ve 4 nolu araçlar bekliyor arkadaşlar. Yol sadece kolların gösterdiği yönde trafiğe açıktır. Trafik görevlisi iki kolunu aşağı doğru bıraksa bile ya da kollarını iki tarafa doğru açsa bile aynı anlama gelir. Karıştırmayın. Diğer sağ taraftaki ise bakın trafik görevlisi iki kolunu aşağı doğru bırakmış arkadaşlar arkadaşlar. Yani ikisi de aynı anlama geliyor. Geldik diğerine 8'deyiz. Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon hangisidir? Yan yatış, yarı oturuş, sırt üstü yatış, yüz üstü yatış. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bakın ağızdan ağza suni solunum yapacağız arkadaşlar. Yani kişi sert bir zemine sırt üstü yatırılır arkadaşlar. Yani hemen şöyle aşağı inelim. Bakın kişi sert bir zemine sırt üstü yatırılır. Yani yan yatış, yere oturuş, yüz üstü yatış pozisyonu verilmez. Değil mi? Bakın suni solunum yapacağız. Geldik değerine 9'dayız. Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan, kazan setinin zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır? Rantik manevrası, hemlik manevrası, ayak bileklerinden sürükleme yöntemi, koltuk altına tutarak sürükleme yöntemi. Doğru cevabımız A şıkkı rantek manevrası olacaktır. Bakın yıldızladım orayı araçtan çıkarma ile alakalı tüm sorularda Biz zaman gidiyorduk rantek manevrasını işaretliyorduk arkadaşlar. Peki hemlik manevrası neydi? Hani ne diyorduk Allah korusun ama diyorduk değil mi? Gemlik zeytini vardır ya işte onun boğazımızda kalması sonucu kişi tam tıkanır. Tam tıkanma sonucu nefes alamaz, öksüremez, acı çekerek ellerini boynuna götürdü değil mi arkadaşlar? Ve biz hemlik manevrasını uygulardık. Hemlik gemlik şeklinde aklımızda tut anlatıyorduk. Sürükleme yöntemi kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılırdı. Ayrıca ilk yardımcı fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli. İri ve kilolu bu bizim anahtar kelimemiz. İri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıydı. Şimdi rentek manevrası dedik. Arkadaşlar Rantek manevrası kaza geçirmiş yaralıya omuriliğe zarar vermeden araçtan çıkarma tekniğiydi. Yanlış çıkarma ve taşıma sonucu omuriliğe zarar verilirse felç oluşurdu arkadaşlar. Bu uygulama anahtar kelimelerimiz bunlar. Bakın yangın patlama tehlikesi gibi olağanüstü durumlarda uygulanırdı. Eğer herhangi bir tehlike yoksa yaralı araçtan çıkartılmamalıydı. Yine yıldızladım. Yaralının araç dışına taşınması gereken her soruda aklımıza Rantek manevrası gelmeliydi arkadaşlar. Geldik 10. 10. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtilerinden değildir? Bulantı ve kusma olması, reflekslerin güçlü olması, derinin soğuk ve nemli olması, kulak veya ağızdan kan gelmesi. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Reflekslerin güçlü olması olabilir mi arkadaşlar? Bakın bir kişiden bahsediyoruz. İç kanama geçiriyor değil mi? Bulandı kusması olur. Deri soğuk ve nemli olur. Kulak veya ağızdan da kan da gele gelebilir arkadaşlar. D şıkkını işaretler için söylüyorum. Kulak veya ağızdan da kan gelebilir iç kanamada. İç kanama kanın damarlardan çıkarak içeriye doğru vücut boşluklarına ve organlara akmasına biz iç kanama diyoruz. Dış kanama ise e, vücut derisinin bütünlüğü bozularak damardan kanın vücut dışına çıkmasına da dış kanama diyoruz arkadaşlar. Hani onu da söylemiş olduk. Geldik 11'e. Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir? Öfke, hoşgörü, inatlaşma, aşırı tepki Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Trafikte en çok neye ihtiyaç duyuyoruz arkadaşlar? Tabii ki hoşgörü değil mi? Şöyle herkes hoşgörülü olsa keşke değil mi trafikte? Bakın öfke, inatlaşma, aşırı tepki bunlara ihtiyacımız yok arkadaşlar. Herkes hoşgörülü olsun. Hadi geldik 12'ye. Aşağıdakilerden hangisi? Bilinç kaybının en ileri durumudur. Koma, üşüme, bayılma, terleme, Doğru cevabımız A şıkkı koma olacaktır. Bakın bilinç kaybının en ileri durumuna biz koma diyoruz. Ha, sınavda nasıl sorar? Şu şekilde yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bakın en ileri durumu nedir? komadır arkadaşlar. E, hemen şöyle aşağılayalım bayılmadan da bahsedeceğiz ama bakın koma. Koma pozisyonu bu şekildedir. Yan yatış pozisyonu verilir arkadaşlar. Sadece bilinci kapalı olanlara verilen pozisyondur. Komaya, komaya girmiş kişiye ağzına herhangi bir sıvı verilmiyordu. Şok pozisyonu şu anki gördüğünüz gibi hadi bunu da gösterelim dedim. Kişi sırt üstü yatar, başını yana doğru çevirir ve ayakları 30 santim yukarı kaldırır. Şimdi aşırı sıvı kaybı, kalp ritim bozuklukları, başa şiddetli darbe alınması durumlarında şok tablosu görülebilir arkadaşlar. Bir de orada ne vardı? Bayılma vardı değil mi? Arkadaşlarım bayılma dolaşım yetmezliği sonucu beynin kansız, oksijensiz kalması nedeniyle geçici şöyle kısa süreli olarak meydana gelen bilinç kaybına biz bayılma diyoruz. Peki bayılma pozisyonu neydi? İki şeye dikkat ediyorduk arkadaşlar. Kusma var mı? Yok mu? Eğer kişinin kusması var ise yan yatış pozisyonu veriyoruz. Eğer kusması yoksa şok pozisyonu yani kişi sırt üstü yatar, ayaklarını 30 santim yukarı kaldırırız. Geldik diğerine. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? Motor kaputunun tam kapanmadığını, lastik hava basıncının düşük olduğunu, soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini, fren balatalarının görevini tam yapmadığını. Doğru cevabımız... B şıkı olacaktır. Araç göstergemize şöyle baktığımız zaman arkadaşlar bakın zaten lastik biçiminde değil mi? Yani lastik hava basıncının düşük olduğunu bize bildirecektir arkadaşlar. Geldik 14'e. Bakın bu soruyu biraz önce açıklamalarda söylemiştim. Hadi bakalım kimler beni doğru dinlemiş? Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak hangisi kontrol edilmelidir? Bujiler, akü suyu, motor yağı seviyesi, depodaki yakıt seviyesi. Doğru cevabımız D olacaktır. Hani ikinci soruda da yine böyle marş sorusu vardı ya arkadaşlar orada açıklama yapmıştım. Bakın şu anda sınav sorusunu görüyoruz arkadaşlar. Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa biz ilk önce depodaki yakıt seviyesini kontrol edeceğiz. Hadi bakalım geldik 15'e. Benzin ile çalışan bir araçta yakıt sisteminin görevi hangisidir? diferansiyele yağ karışımı göndermek, silindire yağ karışımı göndermek, diferansiyele benzin hava karışımı göndermek, silindire benzin hava karışımı göndermek. Doğru cevabımız değişik olacaktır. Aracımız ne benzin değil arkadaşlar? İşte benzinli araçlarda yakıt sisteminin görevi bakın silindire benzin hava karışımı göndermektir arkadaşlar. Hadi bakalım 16. yaz. Basınçlı olarak çıkan yanmış gazların sesini azaltan hangisidir? Eksos babı, emme susturucusu, emme manifoldu, egzoz susturucusu. Doğru cevabımız değişik olacaktı. Bakın sesi azaltıyorsa demek ki bir susturucu lazım bize değil mi? Yani gazların sesini azaltıyorsa arkadaşlar bu egzoz susturucusudur. 17'deyiz. Uzun bir soru ama hadi dikkatli okuyalım. Şekildeki durumda öndeki araca geçmek isteyen sürücünün yukarıdakilerden hangilerini yapması doğrudur? Birincisi, önündeki araç ile takip mesafesini azaltması. İkincisi, geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş almasıyla işareti vermesi. Üçüncüsü, geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması. Hangilerin yapması doğru arkadaşlar? Yalnız bir, bir ve iki, iki ve üç, üç. 1 2 ve 3 4 cevabımız C şıkkı 2 ve 3 olacaktır arkadaşlar. Yani biz ona 1 nolu araç değil mi? Bakın önündeki aracı geçmek isteyen sürece yani 1 nolu araçtan bahsediyor. Öndeki araç ile takip mesafesi azaltmayacak arkadaşlar. Ne yapacak? Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş alması ile tabii ki işaretini verecek. Şerit boş işaretini verilir. Üçüncüsü ise geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna ve selektörle ile tabii ki uyarabilir arkadaşlar. Bunda da bir sıkıntı yok ama takip mesafesini azaltmayacak. Geldik 18'e. Temiz, kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne adı verilir? Motor yağı, fren hidroliği, akü elektroleti, motor soğutma suyu. Doğru cevabımız değişik olacaktı. Bakın temiz, kireçsiz su ile diyor değil mi? Bakın donmayı, korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya motor soğutma suyu adı verilecektir arkadaşlar. Motor yağı, fren hidroliği, akü elektroliti ile zaten alakası yok. 19'dayız. Aşağıdakilerden hangisi karayolları trafik kanununa göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir. Bir meslek sahibi olmak, belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak, kullanıcı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak, sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir, sağlık raporu almak. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Arkadaşlar eğitim seviyesi var değil mi? E, bir yaş da var. Sağlık raporu da lazım ama sizden bir meslek sahibi olup olmadığınızı sordular mı? Hayır sormadılar. Yani A şıkkı değildir arkadaşlar. 20'deyiz. Marşa basıldığında marş motoru çalışmıyor ancak korna çalışıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir? Marş motorunun kablo bağlantılarında, akünün kutup başlarında, rölanti devresinde, jikle devresinde. Doğru cevabımız... Ayşe G olacaktır. Hadi bu soruyu anlatmadın diyeyim arkadaşlar. Tabii ki anlattık değil mi? İkinci soruda açıklamıştık. Bakın marşa basıyoruz. Marş motoru çalışmıyor ama korneye basıyoruz. E korne çalışıyor. O zaman arıza nerede? Marş motorunun kablo bağlantılarında arkadaşlar. Geldik yeme Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir? Bol su ile yıkamak, yara merhemi sürmek, Kuru sargı beziyle kapatmak, oksijenli su ile yıkayıp sarmak. Doğru cevabımız aşık olacaktır. Kimyasal madde yanıkları arkadaşlar çok da şöyle fena yakar Allah korusun da yani bol su ile yıkamamız gerekir. Merhem sürülmez, ek kuru sargı beziyle kapatılmaz. Oksijenli su vesaire bunlarda kullanılmaz. Pamuk vesaire kullanılmaz arkadaşlar. Bol su ile yıkayacağız. Geldik 22'ye. Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz? Kilometre saati, kontak anahtarı, hava yastığı ikaz ışığı, el freni çekili ikaz ışığı. Doğru cevabımız B şıkkı yani kontak anahtarı yer almıyor arkadaşlar. Kilometre saati var değil mi? Hava yastığı ikaz ışığı var. El freni çekili ikaz ışığı var değil mi? Biz bunları sizlere göstermiştik ama ee, hemen şöyle aşağı inelim. Arkadaşlarım buraya bir ekran görüntüsü alalım olur mu? Çünkü araç göstergeleri ile alakalı sorular bekliyoruz. Ha hocam ben tam bilemiyorum sorularını diyorsanız eğer hemen aşağıda ilk yorumda araç göstergelerin olduğu bir link var arkadaşlar. Oraya tıklayın. Sınavlarınızda en çok çıkan araç gösterge sorularını bir araya getirdim ve tek tek de açıkladım. Tamam mıyız? Hadi geldik diğerine. Aşağıdakilerden hangisi? Trafik kazası grubuna girer, virajı alamayan aracın devrilmesi. Karayolunda park etmiş olan aracın yanması, karayolunun doğal nedenlerle trafiğe kapanması, duran otomobil üzerine inşaat halindeki binadan tuğla düşmesi. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Yani biz diyelim viraja hızlı girdik arkadaşlar. Viraja alamadık ve aracımız devrildi. Bu nedir? Bu bir trafik kazasıdır. 5 şıkkı kare yolunda park etmiş olan aracın yanması bir trafik kazası değildir. Bakın doğal nedenlerle olan e, şeyler trafik kazası değildir arkadaşlar. Ya da duran otomobilin üzerine inşaattan herhangi bir şey düşmesi ya da tuğla düşmesi. Bu bir trafik kazası değildir. Bize trafik kazası olanı soruyor. A şıkkıdır. 24 Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması aşağıdakilerden hangisine sebep olur? Motorun stop etmesine, motor gücünün artmasına, motor bloğunun çatlamasına, motor sıcaklığının artmasına. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bakın motor çok sıcak arkadaşlar. Motor çok sıcak ve biz radyatöre gittik. Soğuk su ekledik. Yani çatlattık attık işte değil mi? C şıkkı motor bloğunun çatlamasına neden olacaktır arkadaşlarım. 25'teyiz. Bu soru biraz matematik istiyor. Hadi bakalım. 70 kilometre saatlik hızla arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır? 25, 35, 45, 55, Doğru cevabımız B şık olacaktır. Verilen kilometre saati sadece 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. Yani yarısı kadardır değil mi? B şıkkı 35. 26. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri sürücülere araçlarına uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir. Şöyle görsemize dikkatli bakalım. Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız Yalnız bir olacaktır. Zaten kocaman bir şekilde dur yazıyor arkadaşlarım. İkincisi ise engelle sürücüler için park yeridir. Üçüncüsü ise bisiklet yoludur. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Öndeki aracın durması, öndeki aracın yavaşlaması, görüş mesafesinin kötü olması, takip mesafesi kurallarına uyulmaması. Doğru cevabımız Değişik olacaktır arkadaşlar. Bakın önümüzdeki araç birden durabilir, yavaşlayabilir, e, görüş mesafemiz kötü olabilir. Biz neye dikkat edeceğiz? Takip mesafesine dikkat edeceğiz. 28 Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir? Sol şeritte, dönemeçlerde, yaya ve okul geçitlerinde durakları 30 metre mesafede. Doğru cevabımız D olacaktır. Yani durakları 30 metre mesafede bizler duraklama yapabiliyoruz ama sol şeritte duraklama yapılabilir mi arkadaşlar? Sol şerit en hızlı şerit değil mi? Allah korusun. Dönemeşlerde yapmıyoruz. Yay ve okul geçitlerinde duraklama yapmıyoruz arkadaşlar. 29 Aşağıdakilerden hangisi karayolunda bozulup kalan araçların tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerden biridir? Vitesin boşa alınması, araçta gözcü bulundurulması, aracın kapılarının açık tutulması, aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı konulması. Doğru cevabımız değişik olacaktır. Karayolunda gidiyorum. Aracım bozuldu kaldı arkadaşlar. Şimdi trafik de akıyor. Eteyle kemer, meydan vermemek için ben ne yapacağım? Aracımın önüne ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı koyacağım değil mi? 30'dayız. Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Sağlık personeli niteliğinin kazanılması, kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenilmesi, tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması, kaza yapmış araçların cins ve modelinin tespit edilmesi. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. bir kaza yeri var arkadaşlar. Kaza sonrası olay yerini biz neden değerlendiririz? Amacımız nedir? E tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılmasıdır değil mi? Yani tekrar bir kaza olmasına biz olay yerini değerlendiririz. Yani sağlık personeli ya da özel yaşam ya da araçların cins ve modeli değil arkadaşlar değil mi? 31 Aşağıdakilerden hangisinin ayarsız olması kampanaların aşırı ısınmasına neden olur? fren ayarının, motor ayarının, diferansiyel ayarının, vites kutusu ayarının. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Fren ayarı arkadaşlar eğer ayarsız ise evet kampanalar aşırı ısınacaktır. Motor ayarı diferansiyel ya da vites kutusu ile alakası yok. 32'deyiz. Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur? Mide, beyin, karaciğer, kalın bağırsak. Doğru cevabımız. B şıkkı beyin olacaktır. Bir kişi düşünüyoruz. Arkadaşlar kalbi durmuş ve biz ona hemen o an orada müdahale etmez isek oksijen azalacaktır. Yani dokulara giden oksijen azalacaktır arkadaşlar ve en çok hasar gören de beyin olacaktır. 33- Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminde yapılması gereken kontrollerden birisidir? Su seviyesi kontrolü, hava filtresi kontrolü, yağ seviyesi kontrolü, hidrolik seviyesi kontrolü. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Yağlama sisteminden bahsediyoruz değil mi? E o zaman nedir bu? Yağ seviyesi kontrolüdür değil mi arkadaşlar? 34 Geçerinin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur? Sis ışıklarını, park ışıklarını, yakını gösteren ışıkları, uzağı gösteren ışıkları. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bakın gece gidiyorum arkadaşlar ve öndeki aracı da yakından takip ediyorum. O zaman hangisini yakacağım? Yakını gösteren ışıkları yakacağım. 35 Trafik zorunlulukları nedeniyle aracın durdurulmasına ne adı verilir? Duraklama, park etme, bekleme durma. Doğru cevabımız... D şıkkı durma olacaktır. Trafik zorunlulukları nedeniyle yani trafik polisi bize dur dedi durduk. Bu durmaydı değil mi arkadaşlar? Kırmızı ışık yandı durduk. Bakın bir trafik zorunluluğudur arkadaşlar. Önümüzdeki araç durdu e biz de durduk. Bu nedir? Durmadır arkadaşlarım. Eğer biz 5 dakikadan fazla bekleyeceksek bu da park etmeye giriyordu. 36 Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kaza zedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması, bilinci açık ise yere oturur durma getirilmesi, ağızdan ılık içecekler verilmesi, batan cismin çıkarılması. Doğru cevabımız Beşik olacaktır. Delici göz yaralanmasından bahsediyoruz arkadaşlar. Ayakları yüksekte tutup yüz üste yatırılması diyor olur mu? Öyle şey. Bakın birazdan göstereceğimse pozisyonu. Yere oturur duruma getiriyoruz biz. Ağızdan ılık şeyler vermiyoruz ve batan cismi de çıkartmıyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle aşağı inelim. Arkadaşlar ağızdan hiçbir şey verilmez. Yaşam bulguları sık sık kontrol edilir. Açık yaralanmalarda şoka karşı önlem alınır. Yani 112 aranır. Delici göğüs yaralanması. Yaralanın bilinci kontrolü yapılır, yaşam bulguları değerlendirilir, yara üzeri temiz bezle kapatılır, bilinci açık ise yarı oturur pozisyonda tutulur arkadaşlar. Bakın yarı oturur duruma getirilir. Geldik 37. Ye. Yine alınmış bir araçta kaç yıl sonra araç muayene yapılması gerekmektedir? 1, 2, 3, 4. 4 cevabımız. C şıkkı olacaktır arkadaşlarım. 3 yıl sonra muayeneye alınıyordu. 38 Aşağıdakilerde hangisi? Motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir. Yakıt tüketiminin artması, yakıt tüketiminin düşmesi, motorun sarsıntılı çalışması, motorda yağlamanın olmaması. Doğru cevabımız Aşık olacak. Bakın motor rölant devri yüksek mi arkadaşlar? Yani yakıt tüketimi artacaktır. 39 dayız. Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedinin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz? Tam tıkanma, kısmi tıkanma, damar tıkanması, solunum durması. Doğru cevabımız. B şekli olacaktır. Bakın, öksürebiliyor, nefes de alabiliyor, e, konuşabiliyor da bu nedir? Kısmi tıkanmadır, değil mi arkadaşlar? Tam tıkanma neydi? Gemlik seyitini boğazımıza kalması, yani nefes alamama, öksürememe, konuşamama, değil mi? Acı çekerek ellerini boynuna götürme ve hemlik manevrası uygulanır da tam tıkanmada. Bizim cevabımız B şıkkı, kısmi tıkanma. Geldik 40'a. Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir? Antifriz seviyesini göstermek, elektrolit seviyesini göstermek, motor yağı seviyesini göstermek, soğutma suyu seviyesini göstermek. Doğru cevabımız C şıkkı motor yağı seviyesini göstermektir. Hemen bu soruyu görmüşken arkadaşlar. Bakın yağ çubuğunu şöyle bir dikkatli inceleyelim mi? İki tane noktadan oluşuyordu değil mi arkadaşlar? Eğer en altta ise düşük yağ seviyesi olduğunu bildirirdi. Yağ eklenmeliydi. En üstte ise tam dolu demekti. Yani fazla yağ var anlamındaydı. İki nokta ya da iki çizgi arasındaysa yağ seviyesi normaldi arkadaşlar. Yani neymiş? Yağ çubuğunun görevi motor yağ seviyesini göstermekmiş. Geldik 41'e bu sorunun cevabını sizlerden bekliyorum kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir? Direksiyon simidi, yağ filtresi, radyatör, dikiz aynaları Arkadaşlarım bu sorunun cevabını sizlerden bekliyorum yorum bölümüne. Buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Videonun başında da söylediğim gibi 2021 Ekim, Kasım ve Kasım Aralık sorularını lütfen çözmeyi ihmal etmeyelim arkadaşlar. Video işinize yaradıysa beğeni paylaşmayı unutmayın. Seviliyorsunuz Allah'a emanet olun.